Baylar, bayanlar, bugün size aşağı yukarı herhalde bir saat içerisinde ösofagus karsinomunu anlatacağım. Ösofagus karsinomu bir saate sığdırılacak bir karsinom değil. Bir sürü açıdan tartışacak sonuç şeyleri var, yönleri var. Bunun nedeni de mortalitesinin son derece kötü olması. Ve yaklaşık 40 yıllık, son 40 yıl içerisinde bu mortalitede çarpıcı bir azalma olmaması. Bu bir. Ösofagus karsinomunun ikinci önemli özelliği, bütün dünyada sayısal olarak azalma göstermesine rağmen özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da adenokarsinom türünün fazlaca artmaya başlaması herkesi tedirgin ediyor. Bu da ösofagus karsinomunun aslında çok sık görülmese de önemli hale gelmesini sağlıyor. Bakınız, dünyada 8. en sık görülen kanser, gene dünyada 6. en sık öldüren kanser. Çok fazla değil ama mortalite açısından yukarılarda olan bir kanser. Bu kanserde en önemli risk faktörlerinden birisi cinsiyet. Neredeyse bir erkekte görülmesine karşılık, daha doğrusu bir kadında görülmesine karşılık 7 erkekte görülüyor. Yani 7 kat daha fazla erkeklerde. Ve görülme yaşı da ortalama 67 yıl, yani 60 yaşının üzerinde. Bu açıdan bizim uğraştığımız ösofagus kanseri genellikle ileri evli olan yaşlı erkek hastalar. Hastaların çoğu dünyanın her yerinde, belki ösofagus adenokarsinomlarının bir kısmı hariç, dünyanın her yerinde ileri evrede başvuruyorlar. Ve ileri evrede başvurdukları için de sağ kalım yüzdeleri kötü. Mesela ortalama sağ kalım süresi bütün dünyada ve şeyde ösofagus kanserinde yaklaşık 18,45 yıl. Ve ilk başvuruda, ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyi, istatistiği, İlk başvuruda ösofagus kanserlerinin sadece %18'ini ösofagusla sınırlı halde buluyoruz. Bu çok düşük bir rakam. Yani düşünsenize, 100 hastanın 18'ini çıkartın, geri kalan 82 hasta, %82 hasta ösofagus kanseri ösofagusun dışına taşmış halde bulunuyor. Yani bu hakikaten kötü bir prognoz oluşturuyor ve bir türlü erken evrede yakalanamadığını gösteriyor. Ancak Barrett ösofagusu nedeniyle takip edilen yakından endoskopik sürveyansı olan bir hastada ösofagus adenokarsinomunu siz in situ karsinom ya da T1 evresinde bir ösofagus adenokarsinomu olarak bulabilirsiniz. Ve İstatistiklerin genellikle yüz güldürücü olmasını sağlayan kısım da bu. Eğer ülkenizde ösofagus adenokarsinomu çok değilse ve bu tür bir şekilde hastalar da Barrett ösofagus nedeniyle takipte değilseler, ösofagus adenokarsinomunu ya da squamous hücreli karsinomu erken evrede yakalamak mümkün değil. Bütün dünyada ösofagus karsinomlarının %87'si hala ösofagus squamous hücresi kanseri. Batı ülkelerinde daha önce de söyledim, squamous hücreli kanser azalıyor ama adenokarsinomda öbür yandan artış gösteriyor. Bunun değerleri de şu: bütün Batı toplumlarında ösofagus kanserinin %31'i squamous hücreli karsinom. Buna karşılık %64'ü ösofagus adenokarsinomu.
Bakın burada bütün dünyada ösobagus kanser insidansının nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Yukarıdaki bu uzun kesik çizgili kısım erkek. Aşağıdaki noktasal grafik ise kadın. Ortada da hem erkek hem kadının olduğunu görüyorsunuz. 1975'ten 2017'ye kadar kadınlarda ösofagus kanserinin azalmasının çok çarpıcı olmadığını görüyoruz. Buna karşılık erkeklerde 100 binde 5'ten 100 binde 2'ye 2,5'a kadar inmiş olduğunu görüyorsunuz. Yani erkek ve kadın toplandığında asıl insidansın azalmasını sağlayan cinsiyetin erkek cinsiyeti olduğunu görüyorsunuz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rakam. Bu da gene 5 yıllık sağ kalım oranları 2010'da 2016'da eşey ve evreye göre değişiyor. Bakınız turuncu kadın, mavi açık mavi de erkek. Bütün evrelerde kadınların lokalize, rejyonel, distant ve evrelenmemiş olduğu halde bütün evrelerde kadınların sağ kalımının, 5 yıllık sağ kalımının çok daha iyi olduğunu, erkeğe göre çok daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Erkeklerin bütün evrelerde 5 yıllık sağ kalımı %14,7, kadınların ise %24. Nedir risk faktörleri? Bu kadar kötü bir prognozu olan ve bu kadar kötü bir mortalitesi olan bir kanserde eğer bir risk faktörü varsa bu risk faktörlerini bulup önlemini alarak belki de bu kanseri azaltmak, azalma hızını daha fazla artırmak çok daha uygun olur. Bakınız tütün, squamous hücreli kanserde çok belirgin bir risk faktörü. Adenokarsinomda daha az ama gene bir risk faktörü. Alkol adenokarsinomda bir risk faktörü değil ama squamous hücreli karsinomda esaslı bir risk faktörü. Barrett ösofagüsü ya da reflü hastalığının adenokarsinomda çok yüksek risk faktörü olduğunu görüyoruz. SCC'de ise herhangi bir risk faktörü değil. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da adenokarsinomların SCC'ye göre bu kadar daha fazla olmasının temel nedeninin Barrett ösofagüsü ve reflü hastalığı ayrıca obezite olduğu söyleniyor. Bunun dışında erkeğin büyük bir risk faktörü olduğunu söylemiştim. Coğrafya, squamous hücreli karsinom Asya ve Güneydoğu Afrika. Güneydoğu Afrika özellikle berbat durumda. Türkiye'de hala squamous hücreli karsinom önde ama benim gözlemlerim squamous hücreli karsinomun adenokarsinoma göre çok da fazla sık görüldüğünü söylemem zor. Adenokarsinom özellikle junction tümörleri olarak karşımıza çıkıyor bizde. Onlara da hepsini ösofagus adenokarsinom olarak alıyoruz tabii ki. Sosyoekonomik durum squamous hücreli karsinom taşrada gözüküyor ve sosyoekonomik durumunun düşük olması lazım. Fakir falan filan. Şey ise adenokarsinom ise sosyoekonomik durumunun yüksek, endüstrileşmiş ve şehirde olan insanlarda gördüğünü söylüyoruz. Bunun dışında meyve ve sebzeden fakir bir diyetle beslenmek her iki tümör üzerinde de pozitif bir risk faktörü. Obezite, adenokarsinomda bir risk faktörü. Buna karşılık SCC'de tümörün daha az görülmesini sağlayan bir negatif risk faktörü. Onun dışında en ünlü risk faktörlerinden bir tanesi çok sıcak sıvı içimi. Bu da SCC'de düşük bir risk faktörü olarak görünüyor. Adenokarsinom herhangi bir risk faktörü değil. Irk
siyahlarda beyazlara göre daha fazla gözüküyor. Bunun dışında adenokarsinom da tam tersine beyazlarda siyahlara göre daha fazla gözüküyor. Bunun dışında kostik yaralanma, daha önce baş ve boyun bölgesinde SCC olan hastalar, akalasya, divertikülüm, bunların hepsi SCC için bir risk faktörü arkadaşlar. Bülent abi bir soru sorabilir miyim? Tabii. Risk faktörleri arasında dikkatimi çekti. Genetik risk faktörlerinden bahsetmediniz. Kolon kanserlerinde bildiğimiz gibi genetik çok önemli. Meme kanserlerinde genetik çok önemli. Ösofagus kanserlerinde durum nasıl? Eğer bir kolon kanseri veya meme kanserindeki gibi çok ciddi bir bağlantı yok ise bunun sebebi nedir? Tabii yani bu sorunun cevabı varsa eğer. Şeyde ösofagus kanserinde Kaya söylediğin diğer kanserler gibi bir genetik bağlılık yok. Ancak şu söylenebilir, diyelim ki siz ailenizde şey var, sıklamaz hücreli kanser var ösofagusun. O zaman sizde de görülme insidansı artıyor. Özellikle erkekseniz. Dolayısıyla şunu diyebiliyorsunuz en fazla, ailemizde bir sıklamaz hücreli karsinom ösofagusun görüldüğü için ve siz de erkek olduğunuz için, eğer siz henüz ösofagus kanseri geliştirmemişseniz lütfen dikkat edin. Arada bir endoskopi yaptırın düzgün bir şekilde. Bu risk faktörünün ortaya çıkmasını engelleyin diyebiliriz. Onun dışında bir genetik bozukluk var. Adını da hatırlamıyorum ama plantariset palmaris diye avuç içlerinde cilt kalınlaşmasıyla kendini gösteren iğrenç bir hastalık. Bu hastada 70 yaşına geldiğinizde muhakkak SCC oluyorsunuz. Onun dışında Barrett ösofagusu adenokarsinom için bir risk faktörü. Barrett ösofagusu ne kadar genetikse o kadar şey. Ama kolon kanseri gibi ya da hereditar difüz mide kanseri gibi, pankreas kanseri gibi şiddetli bir genetik korelasyon ösofagus kanserinde yok. Şunu söyleyebiliriz, eğer coğrafya mesela, yani SCC kanserlerinin çok büyük çoğunluğu dünyada Çin'de gözüküyor. Buna genetik diyebilir miyiz? Yoksa environmental yani çevresel bir takım risk faktörlerinin orada toplanması mı diyebiliriz? Henüz buna cevap verilmiş değil. Yani ben şimdi Çinli olsaydım, Japonlardaki mide kanseri gibi bende de ösofagus SCC kanseri gelişme riski yüksek olurdu. Ama bu genetik yüzünden mi olurdu yoksa çevresel faktörler yüzünden mi olurdu? Buna cevap veremem. Kaya, vaziyet böyle. Bunların hepsini biz şu anda çevresel risk faktörleri olarak alıyoruz. Evet, bunu aslında asistan arkadaşlarımızdan birisi araştırabilir bu ikinci sorduğum soruyu. Değil mi Bülent abi, ne dersiniz? Yani Olabilir. ösofagus kolonda niye böyle de ösofagusta değil? Bunu asistan arkadaşlarımızdan birisi araştırmak ister mi? Bunu Urfan araştırmak istediğini bana dün söyledi. Ciddi misin? Urfan, Urfan. Aa, ne güzel. Değil mi Urfan? Tamam hocam. Heh, güzel, otur yerine. Devam edelim. Ösofagus karsinomu, histopatolojik bulgular. Şimdi ösofagus karsinomu niye bu kadar öldürücü? Size ondan biraz bahsedeyim.
Esophagus karsinomu niye bu kadar öldürücü? Birincisi, esophagus'un serozası yok. Sadece adventisyası var. Dolayısıyla adventisya dışında tümör çok hızlı bir şekilde ve rahat bir şekilde çıkıyor esophagus kanserinde. Çünkü onu tutacak bir histolojik katman, yani seroza yok. Bunu görüyoruz. Hem esophagus adenokarsinomda hem de SCC'de görüyoruz. Esophagus'un serozasının olmaması birinci faktör. İkinci faktör, esophagus'un submukozasında bir lenfatik network var. Bu çevre yolu olarak da görülebilir. Mukozada başlayan bir esophagus karsinomu, eğer bu çevre yoluna ulaşırsa bir tümör, çok rahat bir şekilde bu çevre yolu vasıtasıyla esophagus'un uzun aksisi boyunca yukarıya ya da aşağıya bu lenfatik network aracılığıyla hemen gidebiliyor. Böyle bir çevre yolunun olması tümörün hücrelerinin esophagus'un uzun aksisi boyunca rahat bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Üçüncü neden, esophagus kanserinin biyolojik yapısı. Bazı tümörlerde, esophagus kanseri de bunların içerisinde belki de birinci, biyolojileri gereği hastanın iştahının kesilmesine ve hızla kilo vermesine yol açıyorlar. Dördüncü neden, esophagus adenokarsinomu ya da SCC, bilfiil bizatihi kendisi yemek yemeyi imkansız hale getirerek hastanın beslenme sistemini bozuyor ve erken mortaliteye yol açıyor. Efendime söyleyeyim, bu tür nedenler esophagus kanserinin hızla yayılmasını sağlıyor. Şimdi adenokarsinom genellikle karın içerisindeki bir organa, başta karaciğer olmak üzere karın içerisinde yayılım gösterir. Eğer uzak yayılımdan bahsediyorsak. SCC ise genellikle toraks içerisinde kalır ve toraks içerisindeki başka bir organa, ki bunların başında akciğerler geliyor, yayılım gösterir. Bütün bunları göz önüne aldığımızda esophagus kanserinin survival'ında ya da prognozunu etkileyen en önemli faktör nedir derseniz, TNM içerisinde nodal durumu. Tümörün nod pozitif olması, yani lenf düğümü pozitif olması prognozunun bir anda kötüleşmesine yol açıyor. Bir esophagus adenokarsinomu geldiğinde cerrah olarak ne yapacağız? Onkoloğun ne yapacağının hiçbir önemi yok. Birincisi şu, bu hasta daha önce, bu hastalar çoğunlukla onkologlar tarafından size gönderilir ve en gelişmiş merkezlerde dahi bir takım yapılacak şeyler eksiktir. Bir cerrah olarak sizin iki soruya cevap vermeniz lazım esophagus kanserinde. Bir, esophagus kanserinin klinik evresi ne? İki, hasta bir büyük ameliyat geçirme durumu söz konusu ise, ki çoğunlukla sizi bunun için gönderirler, bu ameliyatı kabul edilebilir bir mortalite ve morbidite ile yapılabilecek durumda mıdır? Yani operable mıdır, inoperable mıdır? Bu soru başka hiçbir kansere de bu kadar önemli değildir. Bunun nedeni şudur, esophagus kanserinde yapacağınız ameliyat son derece büyük, hastayı zorlayan kompleks bir ameliyattır. O hastalar genellikle disfajiyle geliyorlar. Disfajiyi genellikle hastalar yutarken takılma hissi olarak size söylerler ve genellikle ellerini koyarak da bu disfajinin nerede olduğunu belirtirler. Progresif bir katıdan sıvıya doğru disfaji tarif ederler. Bunun yanında hastalar kilo kaybı
ve ses kısıklığıyla da karşı karşıya gelirler. Benim gözlemim şu, adenokarsinomda en ufak bir zayıflama olmuyor. Hastalar genellikle aynen daha önce söylediğimiz gibi şehirde yaşayan kilolu erkek hastalar. Bu çok tipik artık. Kilosu obez de olabilir, fazla kilo da olabilir ama bu hastalar genellikle şehirli, orta gelir düzeyinden daha aşağıda olmayan, efendime söyleyeyim, hafif şişman ya da fazla şişman hastalar genellikle esofagus adenokarsinom olarak kendilerini gösteriyorlar. Şeyler ise, SCC hastaları ise aynen daha önce söylendiği gibi taşradan geliyorlar. Fakirler ve bunlarda kilo kaybı belirgin derecede daha fazla, en az 5 kilo kaybetmiş olarak geliyorlar. Endoskopik biyopsi yapacaksınız. Muhakkak endoskopi elinizde olacak. Bu endoskopiyi sizin de görmenizi tavsiye ederim. Türkiye'de radyo barit yok, onun için baryum esofagogramı çektirin diyemeyeceğim şu an için. Ne zaman radyo barit gelirse o zaman muhakkak bir baryum esofagogramı da çektirin. Bu ameliyat öncesi çok yararlı olacaktır. Özellikle bir hiatal herni varsa onu göreceksiniz. Bütün bunlar ameliyatta neyle karşılaşacağınıza size göstermek içindir. Baryum esofagogramı ki bunu yapar. Doğrusu baryum esofagogramını da her ameliyattan önce çektirmeniz lazım. Teşhisi koydunuz. Genellikle teşhis konulmuş olarak gelir. Ya adenokarsinom ya da SCC. Ne yapacaksınız? Muhakkak hastanın bir torak abdominal CT'si olup olmadığını göreceksiniz. Bu bir. İkincisi PET çektireceksiniz. Ki PET özellikle adenokarsinomda evre değiştiricidir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki eğer PET çektirirseniz hastanın klinik evresinin hastaların %20'sinde değiştiğini göreceksiniz. %20 az bir değişiklik oranı değil. Muhakkak özellikle adenokarsinomda ama her iki türde de PET çektirmeniz lazım. Hiçbir onkolog size endoskopik ultrason yapılmış olarak hastayı göndermez. Ama bugün yani bütün textbooklarda, ister onkoloji textbooklarında, isterse cerrahi textbooklarında olsun, ösofageal endoUSG'nin artık bir standart olması gerektiği ya da olduğu söylenmektedir. Ama buna rağmen bizim onkologlar hiçbir şekilde endoUSG yaptırmamaktadırlar. Bizim gördüğümüz her hastaya endoUSG dair bütün bu tetkikler yapılmış mı yapılmamış mı bakıyoruz. Genellikle endoskopik ultrasonografi yok, baryum esofagogramı yok. Onun dışındaki diğer tetkikler var. Endoskopik ultrason yaptırıyoruz. Endoskopik ultrasonda hastanın T ve N evrelerinin net olarak görülmesini sağlıyoruz. Böylece bir klinik evreyi sağlamış oluyoruz. Ama bundan da önemlisi, hasta böyle bir ameliyatı kaldırabilir mi? Bu soruya cevap vermemiz lazım. Böyle bir hastayı ameliyatı kaldırması yetmez. Bunun mortalite ve morbiditesinin makul ve dünya seviyelerinde olması gerekir. Nedir bu rakamlar? Gerek şeyde, torasik ösofajektomide, gerekse servikal ösofajektomide mortalite %5'in altında olması lazım. Eğer mortaliteniz %5 ve üzerindeyse bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Ya da yanlış yapmadığınızı düşünüyorsanız bunu yapmamanız gerekir. Morbidite yapılan ameliyatın türüne göre, yani toraks açılıyor mu açılmıyor mu, servikal insizyon yapılıyor mu yapılmıyor mu, buna göre değişir. Bunca yıla ve hasta bakımındaki bunca ilerlemelere rağmen
mortalite aşağıya indirilmiş olmasına rağmen, %5'in altına indirilmiş olmasına rağmen morbidite hala %30-40 seviyelerindedir. Ve en önemli morbidite de hala fenomeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunları yaptık. Klinik olarak bir evre koymamız lazım. Bakınız burada TNM evrelemesi var. T1A laminopropria invazyonu, T1B submukoza, T2 muscularis propria, T3 adventisyayı dokunmuş ama adventisyanın dışına çıkmamış. T4A adventisyi dışına çıkmış ancak çıkmasına rağmen rezektabl. T4B ise adventisyası dışına çıkmış ama invaze ettiği dokular çıkartılamaz durumda olduğu için unresectable. Bu da T4B. Bir de T4'ün içerisinde ne var? Uzak metastaz var. T arttıkça nodal metastazın sayısı da artar. Dolayısıyla T1 ile T3 arasında N açısından, sayı açısından fark vardır. Bütün bunları da klinik evreyi saptadıktan sonra N ameliyatını nasıl yapacağımıza geliyor cerrah olarak. Bakınız şimdi yeni sınıflamaya göre, yeni TNM sınıflamasına göre biz ne yapıyoruz? TIC, T-Institu ya da T1A yani lamina propria sadece tutulumu var. N0-M0. Erken evre ösofagus kanseri. Ya ösofajektomi yapacaksınız ya da bilen birisi, iyi yapan birisi varsa endoskopik mukoza rezeksiyonu ya da RF ablasyon yapacaksınız. Bu tamamıyla hastanenizde gastroenterolojinin bu işi nasıl yaptığına bağlıdır. Peki ben hiç T1A, N0, M0 gördüm mü? Bir tane gördüm. Tesadüfi olarak başka bir nedenle yapılan ösofagoskopide, endoskopide gastroenterolog bir ufak bir lezyon görüyor. Bundan biyopsi alıyor ve squamous hücreli karsinom çıkıyor. Hastanın en ufak bir şikayeti yok. Ona ösofajektomi yapmıştık ve hasta ömür boyu kurtulmuştu. T1B, N0, M0. Yani şurada görüyorsunuz submukoza invazyonu var ama nod invazyonu yok. Ösofajektomi, eğer bu hasta non-operable'sa o zaman ne yapıyoruz? Bunu onkolojiye veriyoruz. Onkoloji de definitif kemoradioterapiyi uyguluyor. T2 muscularis propria'ya invazyonu var. N0, M0. T2'den itibaren hastaya neoadjuvan kemoradioterapi ardından ösofajektomi yapıldığını size hatırlatmak isterim. T2. Yani muscularis propria'ya invazyonu var ama negatif. Daha önce bahsettiğim T1B, T1A'larda eğer not pozitifse, bir tane not pozitif olmasına rağmen bu hasta ileri evre ya da rejyonel olarak ilerlemiş tümör kabul edilir ve bu hastalara da kemoradyoterapi neoadjuvan olarak verilir. Şimdi devam edelim. T1-2 N pozitif, bakın size söylemiştim az önce. Ve T3, T4-A N0 ve 3'e kadar devam ediyor sayısal olarak. Neoadjuvan kemoradyoterapi ardından ösofajektomi. Tekrarlıyorum. T1-2 N pozitif hastalar ve İlerideki T3, T4A, N0, T3 yani not negatif de olabilir
Ama T3, T4 daha olması yeterli. Neoadjuvan kemoterapi terapi ardından ösofajektomiyi uyguluyoruz. Peki T4B yani irrezektabl ösofagus karsinomlarında N0-3 ve uzak metastaz yok. Onda ne yapıyoruz? Definitif kemoterapi, palyatif stent koyma gibi çarelere başvuruyoruz. Gastrointestinal tümörler içerisinde, değişik gastrointestinal tümörler içerisinde neoadjuvan kemoradyoterapinin ya da neoadjuvan tedavinin survival'ı belirgin derecede uzattığı birkaç tümörden biridir ösofagus. Evidence-based'dir bu. Yani kaliteli çalışmalardan elde edilmiştir. Öylesine kaliteli çalışmalardan elde edilmiştir ki midedeki neoadjuvan kavramıyla ösofagustaki neoadjuvan kavramı arasında bilginin sağlam olması açısından belirgin fark vardır. Ösofagus kanseri bütün bu şeylere rağmen yüksek ameliyatlara rağmen prognozu %20'den %25'ten yukarıya çıkarılamamıştır. Overall öyle söyleyeyim. Eğer hasta popülasyonunuz içerisinde endoskopik sürveyansı olan adenokarsinom daha doğrusu baraj ösofagusu ve reflü hastaları varsa survival'ınız biraz daha iyi çünkü erken evreyle karşılaşıyorsunuz. Ama Türkiye bu açıdan da çok şanslı değil. Çünkü Türkiye'de bazı gastroenterologların dediğine göre bir baraj ösofagusu görmeniz akciğer kanserinde daha doğrusu sigara ile hiç içmemiş bir hastanın akciğer kanseri olması kadar ender bir durumdur. Dolayısıyla bizim böyle bir lüksümüz yok. Yani baraj ösofagusu olmuş da o hasta izlenmiş, ardından ösofagus kanseri geliştirmiş. Biz de erken evrede ya da çok erken evrede endoskopik mukozal rezeksiyon ya da ösofajektomi yaparak işi bitiriyoruz. Mümkün değil. Bizim karşılaştığımız hastaların büyük çoğunluğu, çok büyük çoğunluğu ileri evre ve neoadjuvan kemoradyoterapi alması gereken hastalar. Bu arada biz cerrahlar olarak bazı hastaların hiç bize dahil gönderilemeyecek kadar ileri evrede olduğunu da bilmemiz lazım. Biz hastaların sadece çok ufak bir kısmını ameliyat edilebilir noktada şey yapıyoruz, yakalıyoruz. Geri kalanları genellikle metastatik, uzağa metastaz yapmış adenokarsinom ya da SCC ya da genel durumu son derece uygunsuz olan bir büyük bir ameliyat için uygunsuz olan hastalar olduğunu bilmemiz lazım. Unutmayınız bu hastaların ortalama yaşı 67 erkek özellikle de squamous hücreli kanser olduğu zaman bu hastalar düşkün. Gerek alkol ve gerek sigara kullanımından dolayı düşkün, takatsiz hastalar oluyor. Cerrahi ne? Bakınız, Iver-Lewis ösofajektomisi ya da diğer adla transtorakal ösofajektomi. Laparotomi yapıyorsunuz, sağ torakotomi yapıyorsunuz. Anastomoz göğüs içinde. Distal ösofagus tümörleri için ideal. 30. santim ile 38. santim arasında kalan tümörler için ideal. Anastomoz göğüs içerisinde olduğu için torasik cerrahlar ya da ösofagus cerrahları genellikle bu şeyi sevmezler. Çünkü anastomoz kaçağı olduğunda kaçağın içeriği göğüs içerisine akacaktır. Ve mortalitesi de buna bağlı olarak yüksek olacaktır. Ancak 21. yüzyılda transtorakal ösofajektomide bir anastomoz kaçağı gelişmişse
genellikle girişimsel gastroenterolojinin ve girişimsel radyolojinin bize sunduğu olanaklarla bu mortaliteyi tamamıyla ortadan kaldırmış durumdayız. Onun için eski cerrahların korkusunu biz üzerimizde taşımıyoruz. Diğer bir hastalık, ameliyat, Ivor-Lewis-McKeown ösofajektomisi. Buna üç delikli ameliyat diyoruz. Birincisi iki delikte, birinci delik laparotomi, ikinci delik torakotomi. Bunda ise laparotomi, sağ torakotomi ve sol servikal insizyon var. Bunlar da genellikle ösofagus ortasında ve proksimalinde yerleşik tümörler için yapılmaktadır. Anastomoz boyundadır. Proksimal ve B orta ösofageal tümörlerde yapıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni onkolojik cerrahi prensipleridir. Buna kalkıp da bir Ivor-Lewis ösofagektomi yaparsanız yanlış yapmış olursunuz. Bu da ösofagus ameliyatları içerisinde en büyüklerinden biridir. Üç tane bölgeyi açıyorsunuz. Dikkatli olmanız gerekir. Efendime söyleyeyim. Eğer biz bir orta ösofagusta alt olmayan bir ösofagusta tümörle karşılaşıyorsak, bu tümör muhakkak neoadjuvant tedavide almış demektir. İlk önce sağ torakotomi yapıyoruz. Sağ torakotomide baktığımız şey, radyoterapi de almış bu tümörün orta kısımda ise yer, bronşiyal sistemden ve hava yollarından ayrılıp ayrılamayacağıdır. İlk önce biz buna bakarız. Eğer tümör ayrılabiliyorsa ösofagusu serbestleştirir, göğüsü kapatır, karna geçeriz ve boyuna geçeriz. Eğer bu evrede ösofagusun serbestleşmediğini ya da ösofagusun bizim sandığımızın tam tersi invazyonunun devam ettiği ortaya çıkarsa o zaman ameliyata son veriyoruz. Transiyeter ösofajektomi, laparotomi ve boyunda anastomoz yaparak yaptığımız bir ameliyat. Burada genellikle cerrah elini hiatustan içeriye sokarak ösofagusunun eliyle serbestleştirir. Bunu ta yukarıya kadar çıkarır ve boyundan serbestleştirmeyi sonlandırarak ösofajektomiyi yapar ve mideyi yukarıya çekerek, tüp haline getirerek boyunda bir anastomoz meydana getirir. Büyük çalışmalar yapılmıştır transiyeter ösofajektominin onkolojik cerrahi açısından yanlış bir hastalık olduğu. Dolayısıyla özellikle lenf düğümü diseksiyonunun bu ameliyatta yapılmadığı ve cerrahi onkolojik prensipler açısından eksik bir ameliyat olduğu söylenmiştir. Bunun aksini iddia eden çalışma olarak, aksini iddia eden de bir sürü çalışma vardır. Dolayısıyla hangisi doğru bilmiyoruz. Ama şahsen benim tavsiyem şudur. Ösofajektomi yapacaksanız lenf düğümü diseksiyonu da şu andaki bilgilerimize göre yapmanız lazım. O zaman transiyeter ösofajektominin uygulama hayatımızda hiç yeri yok mu? Hayır, benim açımdan transiyeter ösofajektomi evre 1 ösofagus kanserlerinde ve distal ösofagus kanserlerinde yapılması gereken bir ameliyattır. Burada rahatlıkla yapabilirsiniz. Özellikle distal ösofagus kanserlerinde lenf rozu diseksiyonunu da yapmış olursunuz büyük oranda. Ve dolayısıyla burada bir yeri var benim açımdan transiyeter ösofajektominin evre 1 ösofagus kanserlerinde ve distal ösofagusta yerleşen kanserlerde yeri var. Dikkat edin, bu hastalık ameliyatta en büyük istemediğimiz komplikasyonlardan biri de sol rekürren sinire zarar verip bunun
zedelenmesine yol açmaktır. Bu sandığınızdan daha fazla karşılaşabileceğiniz bir komplikasyondur. Özellikle bu ameliyatta buna dikkat edin ki hasta bir de ses kısıklığıyla karşınıza çıkmasın. Daha önce söylemiştim, T2'den itibaren hastamıza neoadjuvan kemoterapi ya da kemoradyoterapi verilmesi sağlam bir delille ortaya konulmuş sağlam bilgidir. Dolayısıyla bunun bir tartışması artık kalmamıştır. Özellikle 2000'li yılların başında bu tartışma hala devam ediyordu. Ama son 20 yıl içerisinde yapılan büyük çalışmalarla neoadjuvan tedavinin K2'den itibaren esofagus kanserinde burada gördüğünüz gibi %58'e %44 oranında survival'ı düzelttiği gösterilmiştir. Benim esofagus kanseriyle ilgili olarak söyleyeceğim budur. Sorunuz varsa buyurun. Buyurun. Paylaşımınızı durdurabilir misiniz abi? Ha, bitti zaten. Hayır, soru soracakların yüzlerini görelim. Çok teşekkür ederiz. Asistan arkadaşlarımızdan soru sormak isteyen var mı? Öğretim üyesi görevlilerimizden var mı? Nezihciğim, senin bir sorun veya katkın var mı? Hocam teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bir sorum ya da katkım yok. Sağ olun. Ösofagus, Bülent abi sonlara doğru bir slaytında değişik ameliyat teknikleri ile ösofagus tümörlerini, evresini ve seviyesini karşılaştıran veya match eden bir tablo gösterdi ve kendi düşüncelerini söyledi. Benim uzaktan izlediğim, Bülent abinin tabii bu konuda çok deneyimi oldu ama bir Mayo Kliniği geçmişi olması hasebiyle oranın verdiğiyle bir Bülent abi yanılıyor muyum bu gözlemlerimde? Devam et Bey. Oranın orada eğitim almış olmanın verdiği de bir hem güven var hem bir düşünce veya kabulleniş var. Senin o tablo konusundaki düşüncen nedir Nezih? Hocam son dediğinizi duyamadım. Kusura bakmayın. O tablo konusunda senin düşüncen nedir diyorum. Bülent abi bunun tartışmaya açık olabileceğini, farklı düşünceler olabileceğini ama kendisinin bu şekilde düşündüğünü söyledi. Hocam şimdi biz de bu işi Bülent Bey'den öğrendiğimiz için çok hadi ek üstüne bir şey hadi yorum. Farklı bir düşüncen yok. Evet, peki. Ben şunu söyleyeyim, benim bahsetmediğim tek şey bu işin laparoskopik minimal invaziv olarak yapılması. Ben bunu minimal invaziv olarak hiç yapmadım. Bunu Nezih'e bırakıyorum. Nezih'le birlikte inşallah yapacağız. Niye yapmadım? Dediğin gibi yani çünkü öğrendiğim yerde o zamanlar bunun minimal invaziv yapılışı yoktu. Eğer o zamanlar ki bunlar 2000'li yılların başı
bu işi öğrendiğim yerde minimal invazif yaklaşım yapılıyor olsaydı onu da rahatlıkla yapardık. Niye yapmaktan çekiniyorum? Şöyle bir bilgi var. Laparoskopik şeyi ösofajektomi yapmanız için 112 tane ösofajektomi yapmış olmanız lazım. Yani 112 taneye erişmedik henüz. Ben en azından erişmedim. Az kalmıştır 112 taneye. Ama diyelim ki 112 tane yaptım. Ondan sonra yapar mıyım? Bu yaştan sonra yapmam. Bu yaştan sonra yaşlanmış bir cerrah olarak sağ şeritte 90 kilometreyi geçmem. Ama yandan gelen Porsche içinde nezih var. Jırt diye geçer ve yapar. Biz de havamızı alırız inşallah. Ha diyeceksiniz laparoskopikle açık arasında bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Daha doğrusu laparoskopik olan da hasta tabii ki daha az ağrı çekiyor ve daha hızlı bir şekilde taburcu ediliyor. Çok aralarında büyük bir fark yok. Birisi 7 günde taburcu ediliyorsa diğeri 9 günde taburcu ediliyor. Yani onun için yapılmaz. Ama hastanın ağrısının az olması ve belli bazı komplikasyonlarının düşük olması uğruna tabii ki laparoskopik yapılır. Peki her zaman söylendiği gibi bunun laparoskopik yapılması bir şeye sağ kalıbına etkili mi? Yapılan çalışmaların çoğu gösteriyor ki arada sağ kalım açısından çok büyük bir fark yok. Yani her durumda sağ kalım kötü. O zaman şuna cevap vereceksiniz. Dolayısıyla özellikle rejyonel ösofagus kanserlerinde lenf nodu diseksiyonu yapmak ne kadar yararlı? Bu mide kanserinde uzun yıllar tartışıldı. D1 mi yapalım, D2 mi yapalım? Hala bu tartışma devam ediyor. Birçok kanser türünde, kolon kanserinde ne kadar lenf nodu çıkaracağız? Ne kadar çıkarmayacağız? Her türlü lenf nodunu çıkarmamız gerekiyor mu? Ki bu 12 ya da 10'du değil mi tümör için en az? Evet yani mide kanserinde sanıyorum 15'ti. Neydi Nezih? Hocam 15. 15. Dolayısıyla her kanser türünde böyle bir lenf nodu diseksiyonu muhakkak var. Ama siz hem transiyatalde hem de laparoskopikte şunu iddiasını bulunuyorsunuz. Lenf nodu diseksiyonu yapmanın bir gereği yok. Bu doğru mu değil mi bilmiyoruz. Dolayısıyla bir insan, bir cerrah bir tümörü bahsettiğim yollardan herhangi birini uygulayarak çıkartabilir. Yani distal tümörü ister sağ torakotomi yaparak çıkartır, ister sol torakotomi yaparak çıkartır. Hangisini kendisinde güvenli hissediyorsa. Bunun bir kuralı yok. Yani ben o tabloyu sadece kendimin uygulaması olarak verdim. Anlatabiliyor muyum? Bugün bir cerrah gelse, ösofagus kanserinde tecrübeli bir cerrah gelse ve dese ki ben distal ösofagus kanserlerinde sol torakotomi yapıyorum ve oradan Ivor Lewis ösofajektomisi yapıyorum derse bir şey diyemeyiz. Onda iyiyse onu yapmasının son derece doğal olduğunu söyleyebiliriz. Birisi derse ki benim laparoskopik ösofajektomide yeteri kadar deneyimim var. Dolayısıyla ben bütün ösofagus kanserlerini laparoskopik olarak yapıyorum derse ona da bir şey diyemeyiz. Tek kriter cerrahın bu işi iyi yapıyor olması. Çok önemli bu. Yani kalkıp da bir merkezde cerrahlar biz de gelin ösofajektomi yapalım dememezler. Bu böyle bir cerrahi değil. Ancak ve ancak ben uzun yıllar Hacettepe'de bu işi yaparken çok uzun sürdü hastanemin bu ameliyata alışması, hastanemin bu işi öğrenmesi 10 yılımı aldı. 10 yıl aldıktan sonra artık ben daha son 4-5 yıldır hastaya pozisyon verilirken yanında olma ihtiyacını hissetmiyorum. Ne yapacaklarını herkes öğrendi.
Düşünün, bu 4-5 yıl öncesine kadar böyleydi. Ondan önce muhakkak hastanın başında durur ve pozisyon verilmesine yardımcı olurdu. Dolayısıyla esofagus kanserini bir merkezin yapması şarttır. Öyle her cerrah kalkıp da hadi ben bunu yapayım anlamı yok. Yazık, hastalara yazık. Ve şunu söylüyoruz. Bir enstitünün bu işi öğrenmesi için gereken asgari esofajektomi de yanlış hatırlamıyorsam 12 plandır. Yani ayda bir esofajektomi yapılan bir yerde o enstitü bu işi öğrenmiş sayılır. Vaziyet budur. Çok teşekkür ederiz Bülent abi. Ben teşekkür ederim.